Evet arkadaşlar Toplu Kalemi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Mahir'le ile birlikte Türkiye Ligi'ndeki gelmiş geçmiş en agresif 11'lerimizi oluşturacağız. Bunu daha önce farklı bir varyasyonunu yapmıştık. Evet. Dünya çapında yapmıştık. Bunu biraz daha Türkiye Ligi'ne indirelim diye düşündük. Baktın mı gelmeden araştırdın mı? Biraz? Baktım biraz. Aklında kalanları yazdın mı? Yazdım. Zaten yani direkt aklıma gelenler de vardı. Birkaç araştırma, mevkisel araştırma yapmam gerek Bir sıkıntı zamanda. yaşadığımız pozisyon var ama ya. Yani. Back çok agresif değiliz ya biz evet. beklerde kral. <laughs> yani bir tanesi evet... Bir agresi... de zaten bek eksikliği var. Tabii, genel normalde ülkede bir geçişmiyor. genel back eksikliği var. Onu agresifte de yaşadık. Tabii. İşte eksik olduğu için her klasmanda hani. Doğru. Agresifte de, orta açabilen de, hücuma katılabilen de... Hücum ama orta bolluğu ve defans bolluğu çok fazla. İyi, iyi. Tabii. Agresiflik konusunda ben yani çok şeyde kaldım arada kaldım şunu yazsam mıydım acaba bunu yazsam mıydım diye ama güzel böyle bir katil, bir stoper e, tandemi çıkardık ortaya tekrar kaleciden başlayalım olur bu arada sadece yerli oyuncular değil Türkiye'de oynamış yabancı oyuncular evet. da var kadroda yolu Türkiye'den geçmiş herkes bu kadroya girebilir caps nice <laughs> Zehir gibisin. Evet. alalım. Kaleci tabii herkesin videonun açılışından sonra tahmin ettiği üzere Volkan Demirel kalecimiz. Ben bunu bildiğim için ben Volkan Demirel yazmadım. Hmm. Ama hmm. Volkan Demirel yazılmaması imkansız. Bir yerde anılması lazım en kötü. Hatırladığın olayları var mı? Benim hatırladığım Sabri Sarıoğlu ile var. Lincoln. Lincoln ile var. Bir de genel olarak kışkırtıcı bir adam yani Volkan sahada. Poposu Kart yemeye veya rakibi agresifliğe itmeye meyilli bir adam. Yani. Poposuyla top tutup karşı tarafı kudurtmuşluğu da var. Öyle bir adam yani uğraşıyor sahada. Yeri var bu kadar. Sürekli böyle bir parmak sallama hareketleri Volkan'da. Olur. Volkan'ı yazdın. Ben sence kim yazmış olabilirim? Var mı tahmini? Yani Volkan... <laughs> var. <gülüyor> ben, ben Harun, Harun Tekin'i yazdım. Harun Tekin'in o anı gelsin. Kasımpaşa Paşa, <laughs> e, Bursa maçında Harun'un muazzam bir taraftarlar arasında yaşadığı bir olay var. Taraftarı ee, etkisiz hale getiriyor. Aynen etkisiz hale getiriyor. Taraftar sahaya atlıyor ve Harun onu e, etkisiz hale getirip ediyor. müdahaleyle çıkartıyor iki yere serme olayları. O yüzden evet. Harun'u koydum o yüzden. Evet. O yüzden o yüzden o yüzden. Seri 20 tane o yüzden. Onun yerine <laughs> taktiğim şöyle benim bu arada. 3 defans, 2 kanat beki, 2 tane ortada. İleride de yani şöyle düşünebilirsin. 3-4-3 gibi biraz daha benim. Sen nasıl oynatıyorsun? 3-5-2. 3-5-2 mi? Evet. Ben stoperde 3 kişi Birincisi Vedat İnci Efe. Yani bunu biraz eskiler hatırlar. Ansiklopediden çıkarmam lazım. Da eski tozlu, tozlu sayfaları açtık. Vedat'ı oradan bulduk çıkardım. Ee, Vedat'ın şöyle bir olayı var. Galatasaray Ankara gücü maçında. Bir foil pozisyonu gibi bir şey oluyor. Böyle işte oyuncular duruyor o arada şey yaparken. Vedat bir anda gidiyor Ankara güçlü oyuncunun omzundan ısırıyor. Hatta... Kariyerinin düşüşe geçtiği <laughs> olay bu olabilir Vedat'ın. Suarez'den öncesi. Evet Suarez'den önce ilk ısırma vakası Türkiye'de ve nice folleri var yani çok da böyle sert oynamayı seven bir stoper Vedat. Onunla zaten popüler oldu. Galatasaray'a kadar geldi. İşte Manisa spor kariyeri vardı falan filan. Ama çok bana yeni bilgiler bunlar ben dinliyorum çok bir şey diyemiyorum o yüzden. <laughs> o yüzden ilk stoperim Vedat. Harika. Senin ilk stoperin? Benim ilk stoperim Lugano. Of. Yani Lugano'ya saygım büyük. Lugano Bayılırım Lugano'ya. Lugano'nun bir Lugano pozisyonu vardı. Yanlış hatırlamıyorsan Beşiktaş maçında Lugano'nun forması yarıya kadar çıkıyor. Lugano kal kalan da çıkartıyor. Yapar. Öz abim gibi severim. Keşke herkes onun gibi futbol oynasa. Yani o sert, agresif, istekli takım için her şeyi yapan bir oyuncu. Severim de. Kaptan olur mu bu takımın? Kaptan olur mu Lugano? Senin takımın yani. Agresiflik konusunda. ya bir ta takım kaptanı olacak en azından. Yok. Lugano Onu başka birine mi Tamam. Kapo başka. İkinci stoperime geçiyorum. Evet. Benim ikinci stoperim Emre Aşık. Benim de ikinci stoperim evet. Emre Aşık. Mermiye kafa atar, kafasından bandajı hiç eksik olmaz. Sürekli bir yaralanır, bir şey yapar, birini yaralar. Sosyal hayatında da agresif bir abimiz. Yanlış hatırlamıyorsam aralığı tam net olmamakla birlikte maç başına kart görme oranı 0.33 ile 0.28 Emre Aşık'ın. Kırmızı mı? Ya bütün kartlar yani hmm. sarı ve kırmızı işte bütün kartları yiyemek... 3 bir kartı Aynen. var. Kesinlikle. Çok evet. yüksek bir arkadaşımız kendisi. Sert oynamayı da çok seviyor. Hmm. Zaten Euro 2008'de de Kesinlikle. maşallah vardı. Ee, ben de sen de aynı kişiyi yazmışız. Kesinlikle burada. O zaman üçüncüye geçelim. Var. Sen üçüncüyü söyle abi. Ben Bruno Alves, Portekiz'in gülü. Bruno Alves. Görüntüsü de korkutucu. Yani <laughs> olabildiğince <Görüntüsü gülüyor> gerçekten korkutucu. Korkutucu yani ben Bruno Alves'i yolda görsem tırsarım yani. Pepe'nin olduğu mı? yerde Portekiz milli takımda Bruno Alves de olmalıydı. Yani. Pepe'nin atamadığı golü Bruno Alves atardı. Atardı. Bir de şöyle bir durum var. Şunu fark ettim şu anda. Ben de Pepe'yi yazmamışım. Sen de yazmamışsın. İkimiz de herhalde Aa. birimiz Pepe'yi yazar bu diye Pepe'ler yazılmamış. Gerçekten hiç yazmamış. Pepe bence şurada bir onur konuğu olsun bizim için Pe Pepe yani. Pepe bizde devam etsin. Yani Pepe sponsorluğunda işte Türkiye'nin en sert 11'i. Vallahi hiç aklımıza gelmedi ya. Benim hmm. üçüncüsü e, şu anda kendisi milletvekilimiz olan Alpay milletvekilimizi yazdım ben. Hadi ee, Alpay hakkında konuş milletvekili dedikten sonra. Şöyle kendisi futbolculuğu zamanında agresif oynamayı seven bir kişilikti. Sana öyle geliyordur. Ee, milli marşı okuma anları bile agresifti. yani O kadar canı gönülden ve yürekten bir milli marş okurdu ki Alpay. Ben ekrandan içeri girmek isterdim yani. Ben de okuyacağım. Ben de geleceğim canım oyuna. Bir kez orada. Ettim. Evet, helal. Ee, onun haricinde İsviçre maçındaki Alpay'ı hatırlıyoruz hep beraber. <laughs> Fatih Terim'in vur emri vermesi ve arkasından Türk milli takımının İsviçre'yi kovalama anı. Alpay'ın en önde koştu. Kılıç verseler diyor kılıçla koşacak. Abi yani <laughs> orada herkes koşar. 80 milyon koşar da o maçtan sonra. Tabii. O yüzden Alpay'ı yazmazsak olmazdı. Ben o yüzden Alpay olan milletvekilimizi yazdım. Olur. Güzel bir üç. Bekle de gelecek olursak. Bekler yani sağ kanat bekim Sabri. Ne kadar oynar bilmiyorum ama sağ kanat bek olarak. Yani ne yazık ki ben de yazdım. Yapacak bir şey Çünkü yok, olur. En başta söylediğimiz gibi, yani bek sıkıntımız var. Başka da bek gelmedi aklıma benim sağda. Sizin seyrede. aklınıza geliyorsa siz de yorumlarda belirtin. <laughs> Videoyu bu arada beğenin. Evet, kanalda takip edin. Buraya kadar izlediyseniz kesin bir like atın. Sağ kanat bek Sabri? Yani Sabri'yi çok anlatmaya gerek yok. Gerek kendiyle olan mücadelesi, o vücut çalımları falan. Volkan'la yaşadığı Volkanla olay. Volkan'la yaşadığı olaylar. Bir de kaptanlıktan dolayı zaten her olayın içinde Sabri vardı tutamıyor kendini. Yani o gidip o da orayı... enseden tutmayı ha. tercih ediyor. Yatıştırmaya çalışması, işte takım arkadaşımı koruyacağım. Gerginin içinde sürekli Sabri var. O yüzden hani Kesinlikle. Sabri yazılabilir. Olur. Sol kanat bekimiz büyük ihtimalle aynı. Benim değil. Değil mi? Benim Caner Erkin. Ben İbrahim Üzülmez'i değerlendirmek istiyorum orada. Oo, Deli İbo. Deli İbo. Adamın adı Deli bir kere. İbo. Lakabı yani adı değil. Şu an. <laughs> Şu an teknik direktör kendisi. Eyüp başarılı bir grafiği var. Liderler yani. ligde. Deli bu yani anlatmaya gerek yok. Açın izleyin arkadaşlar bir bakın. Yani Caner <laughs> Erkin'i e de yani. bilmeyen yok zaten. Yani Caner nereye gider? Caner Erkin artık... ansızın Gitmesin artık bir yere ya. Lan oynar oğlum adam ligin asist yani, kralı. Nereye gitmesin? Bence karısıyla birlikte Maldilere tatile gitsin bu saatten sonra. Yani Caner Erkin. <laughs> oğlum pozisyon izliyor ya. Asist kralı abi. Ya, olabilir asist yapıyor diye de 20 tane gol mü yiyeceğim? Karagümrük maçına bakıyorum. Gol yiyor. Tamam. Caner pozisyon izliyor ya. Sinirlenme. Lütfen kızarım ben böyle Şu şeylere. Sen tamam. sol beksin ya. Kendine gel Caner. Doğru. Abi. <laughs> DT'yi de verdi. Ama çok gergin biri. Kesinlikle. Sürekli kavgada. işte böyle parmak sallamalar, işte hakeme küfür etmeler. Onlar hepsi kadrajı yakalanıyor sonuçta. Taç atarken o sinirle sövüyor ya. Çok güzel o ya. Yani Kesinlikle. alayına küfür, alayına sinir. Caner Erkin burada. E, yeri bellidir. Yeri belli. Orta sahaya geliyorum. geliyorum. Gel bakalım orta sahaya. Söyle. Kim ben e, Anadolu kaplanı hürriyet güçer diyorum. Anadolu'nun çeşitli takımlarında oynayıp ve düzenli olarak oynayıp ve düzenli olarak fol yapan mücadeleci bir kişilik kendisi. Adam yıllarca Alex'i tutmaya çalıştı. Bence Alex'i çok iyi videolukları var adam. bu arada. Yani arada böyle hani bir tweet olduğunda bir şey olduğunda yazıyor Tabii. Alex ona, Hürriyet de ona yazıyor Olur. falan. Alex kaç sezon oynadı ülkede? Alex yaklaşık 8-10 sezonu var. Yani minimum 16 maçla hürriyetle yan yanalar, iç içeler. Ve sürekli seni sakatlamaya çalışan. Yani sakatlamak yani, kasti olarak değil tabi de. Seni durdurmaya yani. çalışan bir adam ama normal normal bir şekilde durdurmuyor. Sürekli dediğin gibi sert, sert yani. durduruyor. Mizo yere yakın bir kere Hürriyet abimde. Biraz tehlikeli. Orta yere yakını sıkıntı. Onun da yanlış hatırlamıyorsam sarı kart ortalaması 3 maçta bir gibi bir şey. Harika. Şey kart ortalaması sarı kırmızı karışık. Görüyor yani. kart. Ee, Senin? Benim Melo. Melo'yu. Tartışmasız. Kudurtucu bir tarzı var yani kudurtur, kudurur. Sert demiyor. Saha içinde yapan. kudurtur, saha dışında kudurtur. Takım arkadaşına da sert. Rakibe, Rakibe de, de, sert. Sert olayı tırnak yani Melo'nun o topa kaydığı pozisyonları hatırlıyorum. O ayak hiç yani düz olarak indirmiyor yani. Direkt böyle havada geliyor. Hani yani sakatlarsam sakatlarım. Umurunda değil. Ben Melo'yu severim. Melo iyi. İyidir Melo. Melo bu arada cuk olmuş. Ben düşündüm yazsam mı diye. Çünkü hürriyetin yanında başka biri olduğu için ben de Melo bir tık geride kaldı. Melo'nun sevdiği bir rakibi bu arada benim. Şu anda günümüz teknik direktörü. Yerli Melo. Emre Belezoğlu. Olaylı bir adam. Zaten anlatmaya gerek yok. Şu anda çok sakin bir karakterle teknik direktörünü yürütse de başarılı. Evet, futbolculuğu zaman da çok ateşliydi. Gerek Zokor ile yaşadığı olaylar. Herkes abi yani boyut fark etmez. Rakibinin boyutu fark etmiyor. Alayına gider yapıyor. Sürekli bir hakem, rakip oyunculara bir tehditvari bir tavrı, bir tarzı var. Emre bakışları sert adamın. Evet. Dışarıda yani sağ dışında çok pozitif bir adam olduğunu söylüyor. inanmıyorum. Mümkün değil yani. Sağda o kadar değişemezsin kral. Ama yani normal çok sakin konuşuyor mesela. Ben röportajını izledim. Röportajı sinirleniyor sinirlerini telefon çalıyor. Ha, o tamam. Ee... Allah, o, ayrı abi. Şimdi sen maç sonu <laughs> röportajındasın. Sana soru soruluyor. Çalmaması lazım ama birebir böyle mesela bizim programlar gibi onu konuk alabilen programlar. Var. İnşallah biz de bir gün alırız. Bir dener mi? <laughs> telefon çalar bu ne olur. Sinirli mi olacak? <laughs> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> kim çağırdı lan beni? Hani o şeydi kimi insanların böyle mizacı gergindir ya Emre'nin mizacı o değil, çok naif bir adam gibi duruyor. Olur. Ama sahada bir 10 kaplan gücünde. Severim Emre böyle zorlu ya. Sende kim var? Geri Gerimedel. Ya surprise. Sen bana çok Bakın beğen... Ulan bakıyor mu? Geri Hepsi şaşırtmaçlı. <laughs> <laughs> okuyor okuyor aynı mı aynı mı diyor. Hani aynı mı oradan hani Duyayım. cümle kuracağım. Yok adam hepsinin orada Caner yazıyor. Söyle İbrahim Üzülmez dedi. <laughs> Öyle kanka. Tamam kanka peki. Şey. Son anda değişiklikler kusura bakma. Haber edemedik ya. Özür dilerim. kopyacı bakma ben seninkine hiç bakmıyorum. kanka hani ben... Hani... Bana da sürprizi kaçmasın. <gülüyor> <gülüyor> geri medal. Yani geri medal. Stoper de oynuyor. Abim yani o boyla stoper de oynadı Beşiktaş'la. Hala, oynuyor, da hala oynuyor Hala oynuyor. Agresif, sert. Şili-Arjantin maçında Messi ile olan atışması Kaan kardeşimin. Onun da mesela sakatlamaktan hiçbir. yana hiçbir korkusu yok yani. Önemli yani o topu kim, rakipten almak. Onun için sıkıntı yok ya. Yani o sakatlanmış, rakip sakatlanmış problem değil onun için. Kesinlikle. Gereği neyse o yapılır kafasında. Senin orta saha biraz gerçekten hem kudurtucu hem sert. Biz 10 kişi kalırsak bir iş yaparız gibi ya. Sen 10 kişiden az kalırsın yani. <laughs> yani bu takım 10 kişiden az kalır. İşte bak bir kırmızı kart okey, ben 10 kişi kalalım <laughs> istiyorum anladın mı? Yani benim takım değil. yine mesela 10 kişi falan hani bir şekilde götürürüz. Çünkü bu benimkilerde şey patlama yazır bomba. Bir tanesi patlar hani diğerleri duruyor ama seninkiler maşallah alayı. Evet. Hani bir anda bir 7 kişi kalma bile olabilir sende. Kesinlikle olabilir. Devam ediyorum. Kanatlara geçiyorum biraz evet. daha. Ben Ricardo Courage'ma yazdım sağ tarafa. Güzel. Yani sebebi şu. Çok yetenekli. Ee, ama tam bir nasıl diyeyim? Kaybetme anında ya da kendinin o gün kötü oynadığı düşündüğünde çok farklı şeyler yapabiliyor. İşte rakibinin sırtına basıyor ayağıyla böyle Adam yerde değil bu arada havada sırtına basmaya çalışıyor adamı. geldiyse kızmaması lazım. Çok Kim? çabuk kırmızı kart yiyor. Aynen. Yani kızdığında her hemen yani şey mesela bir top kaptırıyor, ona foil olduğunu düşünüyor ama foil değil, hakem çalmıyor. Çıldırıyor o adamı yere indiriyor gider. Ya adam zaten öyle sakin olsa işte Quaresma olmazdı. Ya, Doğru diyorsun. Bu kadar sevmezdim. Sen? Ben Melo Medel'in önüne Hacı'yı koyuyorum kral. Of, tükürmeli mi? Tükürmeli olur, vurmalı olur. Hakeme tükürmüşlüğü var. Yani UEFA finalinde kırmızı kart görmeli olur. Öyle bir Hacı istiyorum. Müthiş. Yani Hacı teknik direktörken de biliyorsun sakin hiç sinirlenmezdi. Soyunma odalarında falan. <laughs> ee... ben onu bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Yo onu bilmiyordum. Hacı tamamen agresif. Yani müthiş bir adam ya. Ben Hacı'yı çok severim. Ya Hacı... O Monaka maçını unutamıyorum yani. Müthiş bir gol attı. Bir gol yedirdi. Gitti bir de kırmızı kart gördü. Yani Maça nasıl etki edebilirsin daha fazla? Bu kadar yani. Daha ötesi Ama yok Hacı anladım. abi yani az önce sen de söyledin? UEFA Kupası finalinde maç bitmiş, uzatmalara gidiyor ve sen takımını 10 ne kişi şey bırakıyorsun. Harika. Neden? Sadece gerginlikten dolayı işte. Fatih Terim ne diyor konuşmasında? "Pötik konuşur." diyor yani. Bunlar olacak Hacı. <laughs> Gelme artık buna, değil mi? Pötik konuşur yapıyor kral. <laughs> ya yani sen bu oyuna geliyorsun ve kırmızı kart diyorsun maçta yani. Talihsiz. Hacı güzel tercih hocam. Ben sol tarafa doğru gidiyorum, sol açığa. Oğlum. Engin Baytar yazdım ben. Ee... <laughs> <laughs> maçın bayla... hakemi Cüneyt Çakır der miyiz bu iki takımın maçın hakemine. Maçın hakemi Cüneyt Çakır olur. Teknik direktörlerde de Fatih Terim falan olur yani. Tabii canım. Kesin Fatih Terim. Benimki başka olur. ama. Benim hocam var ya. Olur. Engin Baytar yazdım. Sağ içinde hem sert ondan sonra hem de hani Cüneyt Çakır'la yaşadığı olaydan dolayı Engin Baytar'ı yazdım. Abartılıyor ya Cüneyt Çakır olayı. <gülüyor> Abi, <gülüyor> ne yapması ne gerekiyor? Bir tane vursaydı olurdu orada ya, daha rahat olurdu. Karşı şiddete karşıyız Mahir'cim yani. Ben yapsın demedim. Olur da Ceza daha yükselirdi ya. Yani. He, tamam ama yani. O yüzden İngin Baytar yazdım ben. Sen? Benim Numan var. Forvetimin biri Pascal Numan. Kafa atması olsun. Lit... <laughs> Leeds... <laughs> maçında değil mi? Maçında. Giriyor yani gördün izledin sen de. Tak. <laughs> <laughs> tak alıyor onu orada. Adam bir kayboluyor orada. Herkese karşı <laughs> gergin. Antrenmanda Her... bir videosu vardı onun hatırlıyor musun? <laughs> Kat kameralar çekiyor idmanı, Beşiktaş idmanını. Böyle uzaklara doğru gidiyor. Ondan sonra orada bir ufak bir <laughs> su döküyor. E, su döküyor, ayak yoluna gidiyor. O teknik direktöre şey atıyor, cep telefonu fırlatıyor. Ertesi idmanda telefon işareti yapıyor. Yani. Adam sıkıntının gözyaşı. Abimsin. <laughs> Valla Nihat Doğan'ı bir yakışsalım. <laughs> <o. gülüyor> bu arada bu videoyu kesin izleyin. Survivor, Pascal Numa, Nihat Doğan <laughs> e, eşleşmesi. O, Kamera arkasında Nihat'ın koşuşu, kaçışı daha doğrusu. Pascal Kaçmasaydı. Onu, Pascal onu büyük bir ihtimalle dünyadan silebilirdi o gün ya. Yani. Çok büyük ihtimalle. Benim forvetime gelelim. Benim Hı. forvetim... Ben, bizim forvetimiz. Numan'ın forvet... yanına da Balotelli. Evet. İkimizin de forveti Mario Balotelli. Ya Türkiye Ligi'nde hani daha önce kariyeri kadar çok gerginlik yaşamadı. Yaşadı ama daha önce kariyerde... ona değil... iyi geldi yani. Evet. Biraz sıkıntılı bir adam olduğu için zaten hani biz Balotelli'yi yazdık. Ama Türkiye Ligi'nde de kendi takım arkadaşına falan böyle bir trip atmıştı. Kendi başkanına da trip attı. Son araları düzeldi falan filan. Çok duygusal bir adam. Yani canının istediğini canın istediğinde yapıyor. Ya bir evin hırçın çocuğu. Yaramaz çocuğu dersin ya. Balotelli tamamıyla o yani. Abi. Evinde havai bir şey patlatır, evi yakar ondan sonra. Yani böyle bir adam. Garip bir adam. Why always yazar. Balotelli, Balotelli bence hak ediyordu burayı. Takım kaptanı olarak ben bu takımı, yani kendi takımım için söyleyeceğim. Ben kaptanlık pazmanlığını Emre Belözoğlu'na veriyorum. Alpay abi çünkü kırmızı kart yiyeceği için e, 10 kişi kalacağız garanti. O yüzden o pazman değişmesin sürekli. Emre Belözoğlu'nda dursun. <laughs> Benim kaptanım hacı ya. Hacı mı? Tabii hacı. Hacı çıkarsa oradan seke, birine ver geç devam <laughs> et anladın mı? Sıkıntı yok. Ne diyorsan beş kişi yiyeceksin. Hepsi hepsi zaten kendi takımda kaptanlık yapmış adamlar olduğu için problem Doğru. yok kadroda Doğru. Birçoğu kaptanlık yaptı senin takımında. <gülüyor> Peki <gülüyor> sana bir soru. <laughs> Bu takımın teknik direktörü kim? Bu takımın teknik direktörü yani... Fatih Terim olur ya. Fatih Terim yakışır buraya. Bir saldırı emri, emri verilir mi İsviçre maçındaki gibi? Vur emri. Bu takıma taktiğe gerek yok zaten anladın mı? Hani Çekin oynayın lan. Koşun, savaşın, mücadele. O sorunun gaz vereceksin. Hani koşarsa bu takım yapar. Yani, ya zaten Hacı gerek ben, gerek Hacı'ya bir top gelse bir yalandan bir pas atsa Numa Balotelli illa ki gol atar yani orada. Kesinlikle. Olur bir şeyler. O yüzden taktik gerek yok. Bam 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 Fatih Hocam. Benim teknik direktörüm Yılmaz Vural. Olur. Yani gerek effayı dövmesi zamanında. Ama buradakilerin birine polisi. elini kaldırırsa yani... Sıkıntı olabilir Yılmaz hocama. Ya burada <laughs> hürriyeti yer gibi. Ben sana söyleyeyim. Hürriyeti yok eder Yılmaz Hocam. Ee... Gitmeyelim oralara başka. Bir de Canberk'le bir diyaloğu var. Canberk <laughs> <laughs> Canberk diye bağırıyor. O video da izlenebilir. Ondan sonra o da keyifli bir andı. Ben o maçı canlı izliyordum. <laughs> Yılmaz Hocam'ı yazıyorum. Takımlarımız böyle ilk 11'ler. Evet. Çok bol kırmızı kartlı. Bol Memnun musun takımından? Ben çok memnunum. Okay. Yani özellikle topu Kovarejma'ya kadar getirebilirsek, Kovarejma bir orta açsa ya da güzel bir pas verse Balotelli'le gol de buluruz. O top biz. gelir ya ee, Engin Baytar tarafını sadece mücadele olarak düşünüyorum. Yetenek bakımından ye Engin oradan kadar kimse değil. gelmez. Aynen Engin oradan gerekse kırmızı kart diye, gerekse sarı kart diye <laughs> ama orayı tut <laughs> mantığında. E, Caner Cener zaten çıktığında geri dönmeyecek falan. Orası biraz karışık. Sağ tarafımız iyi. Kovarejma sabrı ikilisi bizi götürür. Güzel. Aynen. Bizim 11'lerimiz bu şekilde. Hem benim kadromu hem de Mahir'in kadrosunu yorumlayabilirseniz seviniriz. Artı kendi kadrolarınızda aşağıda hani belirtin. Bir konuşalım bakalım sizlerden unuttuğumuz biri var mı? Evet. Yazabileceğimiz kim olurdu? En büyük fail Pepe'yi unuttuk. Evet Pepe büyük fail Onun oldu Onun dışında ya. başka kim olur? Sedat Ağaçay. <laughs> Sedat abiye selamlar. Kaan çok sever Sedat Ağaçay'ı. Başka da vardır illaki. illaki Bakalım. Size o zaman yorumlarda bahsedin. Bahsedin. <laughs> Best. <laughs> Başka bir şey? Yok. Eklemek istedim. Hoşça kalın arkadaşlar. Top mu ile kalın. Görüşürüz.